Müfide İlhan, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı. Ama onu yalnızca bu kimliğiyle anımsamak yetmez. Müfide İlhan'ın en belirgin özelliği, daha çocukken kuruluşunu coşkuyla kutladığı Cumhuriyet'in kazanımlarını savunan, yüreği Atatürk sevgisiyle dolu, çağdaş ve aydın bir Türk kadını olmasıdır. İçer Sanat Kulübü'nde her çalışma beni gururlandırır, her çalışma beni duygulandırır. İçeriğiyle, samimiyetiyle, içinde yer alanlarıyla. Elbette ki bu çalışma özellikle Müfide İlhan tabii ki bambaşka bir şey. Yani duygusuyla, dokunuşuyla öyle bir farklı izlenimleriyle bir liderlik konusu ki ne büyük şans. Neyse ki en azından anabilmek, birlikte duygularımızı bir araya getirme şansı yakalıyoruz. Keşke böyle yüzüde bir kişiyle tanışabilme imkanım olsaydı. Neden Müfide İlhanlar ya da Müfide İlhan gibi kadınlar yerel siyasette bir türlü istediğimiz yere gelmezler? Örneğin ben bu seçimlerde hep şeyi hayal etmiştim. Mersin'de gerçekten kadın eli dokunması gereken böyle butik ilçelerimiz var. Örneğin Mezitli'de mutlaka bir kadın eli değsin isterdim. Yani benim 25 yıllık hayalimdi bu. Mezitli'yi bir kadın yönetsin bu dönem. Ve kadının siyasette, yerel siyasette, yönetim anlamında neler yapabileceğini görelim. Müfide İlhan bir defa 1946 ile 50 arasında inanılmaz bir demokrasi mücadelesi, inanılmaz bir siyasi çabalarına tanık oluyoruz. Babam da Müfide İlhan'ın belediye başkanlarını hep anlatırdı. Yani onun gibi belediye başkanı gelmedi diye sürekli anlatırdı ve yine kitapta Kudret Ünal'ın yazdığı gibi babamın da en çok aklında kalan onun körüklü çizmesi ve elinde jokey kırbacıyla sokaklarda gezmesi. Hatta bazen yağmurlu, çamurlu zamanlarda atla gezmesi ve halkın gerçekten büyük bir sevgilisi olmasıydı. Ben 48 doğumluyum. Ondan 55 yılına kadar sık sık kendilerini görürdük. Bütün ailenin fertlerini tanırdık ve birlikte zaman geçirme olanağı oldu. Annem ve babam için tabii. Biz de gerçekten onları, bütün gençlerini de ailesel olarak da çok yakından tanımış olduk. Büyüklerden duyduğumuz kadarıyla Müfide İlhan gerçekten çok dirayetli bir insan, çok faal bir insan. Mersin için önemli şeyler yapmaya çalışan bir insan, belediye başkanı olarak. Ben biraz daha çok bir arşiv Müfide İlhan'dan ziyade insan Müfide İlhan'ı da araştırdım. Hatta ailesinden de biraz derinlere gittim. Dönemi anlayabilmek adına, ne kadar müthiş bir şey olduğunu anlayabilmek adına o dönemin insanlarının. Müfide İlhan'ın babası Fevzi Çakmak'ın öz erkek kardeşi. Fevzi Çakmak o dönem Nazif Çakmak. Çakmak değil o zaman. Nazif Teğmen. Nazif Bey. O zaman daha soyadı yok. Ve Çanakkale'de şehit oluyor. Fevzi Çakmak'ın cephede şehit olan üçüncü erkek kardeşi. Biri Balkanlar Harbi'nde, biri cephede olmasa bile yine askeri okulda şehit oluyor. Ve o dönemde Fevzi Paşa Tuğgeneral. Yani belki istese o kardeşini kurtarabilecek. Üçüncü erkek kardeşi de savaşa yolluyor. Ve orada şehit oluyor. Ve bu müthiş bir hikaye. Ya. O dönemi anlayabilmek adına bir Tuğgeneral'in son erkek kardeşini de cephede ölüme gönderebilecek kadar bu ülkeyi sevdiğini göstermesi adına müthiş bir örnek.